Altılı masa konusunda kafalar karışık. Erdoğan'dan bıkmış kitlelerdeki beklenti o kadar yüksek ki uzayıp giden buluşmalar serisi kolaylıkla yılgınlığa dönüşebiliyor. Adayın geciktirilip spekülasyonlara fırsat verilmesi, masadan habire çatlak seslerin duyulması bunlardan bir şey çıkmayacak umutsuzluğunu besliyor. Rusine binen toplantılar ilk baştaki heyecanı yaratmıyor. İktidarın seçim kampanyasını başlatmasına karşın Millet İttifakı'nın hala komisyonlar kurduk, çalışıyoruz aşamasında olması sabırları taşırıyor. Öte yandan bunu dile getirdiğinizde de muhalefete taş koymakla, iktidarın ekmeğine yağ sürmekle suçlanıyorsunuz. Elbette muhalefetteki 6 partinin belli ilkeler etrafında bir araya gelip bir yol haritası çizmesi tarihi önemde bir adım. Üstelik bu İstanbul seçiminde sonuç almış bir birliktelik. O yüzden kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Fakat rahatsız edici konuları söylemekte de yarar var. Bunların ilki kakafoni yani altılı masanın özellikle alt kadrolarında her kafadan bir ses çıkması. Tamam hepimiz tek adamın tek ses verdiği bir Türkiye'den kurtulmak istiyoruz ama bunun alternatifi uyumlu bir çok seslilik olmalı. Dağınık bir koalisyon görüntüsü değil. İkincisi, yapılan hazırlıkların çoğunun seçimin kazanılmasından sonraya ilişkin olması. Oysa acil sorun sandığı aslanın ağzından alabilmek. İktidarın her oyunu oynayacağı bu seçimi kazanabilmek. Seçmene seçim için heyecan, sandık güvenliği konusunda güvence verebilmek. Kitleleri mobilize edebilmek. Bunu henüz göremiyoruz. Bir diğer sorun ise altılı masanın toplumla bağ kurma zafiyeti. Mesela temel politikalara dair karar verirken, aday belirlerken, anayasa yazarken toplumu işin içine katmak, konunun uzmanlarına ya da muhataplarına danışmak yerine dışarıya kapalı komisyonlar kurulması. AKP'nin tepeden karar verip topluma dayatma hastalığını sürdüren bu antidemokratik yaklaşım seyirci haline sokulan toplumda heyecan yaratamıyor. Oysa çoğulculuk çok sayıda liderin bir masada oturması değil, toplumun Masaya ağırlık koyması demek